Herkese merhaba. Ben Norfiyam Araştırma Birim Müdürü Tuğba Özay. Bugün birlikte teknik analiz eğitimiyle ilgili her gün kullanabileceğimiz, işimize yarayacak bilgileri kısaca değineceğiz. Gelebilecek sorularınız akabinde sorularınızı yanıtlayacağız. Teknik analizde bizler piyasa uzmanları neleri kullanıyoruz? Hangi göstergeleri, hangi osilatör ve indikatörleri kullanıyoruz? Bunun yanında teknik analiz nedir? Temel kısaca girişten bahsedeceğiz. Öncesinde piyasalarda son dönemlerde çok volatil hareketler gördüğümüz için temel analizin yanında teknik analizde kullanmak bir gereklilik oldu. Çünkü normal şartlardan biraz da farklı fiyatlamaların olduğunu görüyoruz. Bu fiyatlamalara baktığımızda bize kullanabileceğimiz piyasadaki bütün detayları kullanmamız için fırsatlar yaratıyor. Öncesinde Norfiyam olarak sizlerle paylaştığımız, sizlerin faydalanması için kullandığımız raporlardan biraz bahsetmek istiyorum. Gün içerisinde her gün yayınladığımız piyasa raporumuz ve Viyop bültenimiz mevcuttur. Bunlar günlük fiyat gelişmeleri, piyasalarda yurt içi ve yurt dışı piyasalarda ne gibi gelişmeler oluyor? Bunları yayınladığımız raporlar. Bunun yanında haftalık yayınladığımız haftalık ekonomik veri takvimi, haftalık bülten ve hisse senedi raporu bültenlerimiz mevcut. Gün içerisinde de zaten piyasalarda son dönemlerde hareketler çok volatil olduğu için hisse fiyatlamaları da değişkenlik gösterebiliyor. Dolayısıyla Norfiyam olarak gün içerisinde de takip ettiğiniz ya da ilgi duyduğunuz hisselerle ilgili gelişmeleri de alabiliyorsunuz. Norfiyam bülten ekranından ulaşabilirsiniz bültenlerimize. Normal bültenler dışında tabii ki hafta ortası bültenimiz ve enerji bültenimiz. Bunun dışında yurt dışı piyasa bültenimiz de mevcut. Bugün iki aşama olarak ilerlemenin daha sağlıklı olduğunu düşünüyorum eğitimde. İlk yarım saatte teknik analizle ilgili detayları verdikten sonra sorularınızı cevaplayıp akabinde devamında da tekrar gelebilecek soruları eğitimin sonunda yeniden cevaplayacağız. Öncelikle en çok kullandığımız Bloomberg terminal üzerinden eğitime başlamak istiyorum. Ama tabii ki burada başlamadan önce kısaca teknik analiz nedir? Bununla ilgili bilgi vermek isterim. Teknik analiz finans piyasalarında bir varlığın gelecekteki değerini öngörmeye çalıştığımız sayısal bir analiz yöntemidir. Burada finans piyasasında alım satım yapan hemen hemen herkes teknik analizi kullanıyor. Siz de zaten takip ediyorsunuzdur. Burada yapılan şey teknik analizde bir finansal enstrümanın gelecekteki değerini öngörmek için fiyatı tek değişken olarak kabul eden analiz metodudur. Diğer veriler teknik analiz için anlamsızdır. Burada diğer verilerden kastımız aslında temel analizde kullanmış olduğumuz enflasyon, işsizlik oranları, ABD'den gelen tarım dışı verileri ya da büyüme verileri gibi verilerden bahsediyoruz. Bu veriler ya da verilerin içerikleri tamamen temel analizin konuları olmakla birlikte teknik analizde varsaydığımız tek şey fiyatlardır ve teknik analiz şunu söyler, her şey fiyatlara yansıyacaktır ve fiyatlar her şeyi anlatır. Değişken olarak tek kabul ettiğimiz nokta burada fiyatlardır. Teknik analiz aslında modern teknik analizin kurucusu Charles Dove'dur. Burada Dove teorisi olarak ortaya çıkmıştır. Kısaca bundan da bahsetmem gerekirse Charles Dove Wall Street Journal'ın editörü olarak yazdığı makalelerden oluşturuyor bu teknik analizi. Bir dönem orada ekonomi yazarlığı yapıyor ve burada teknik analizin doğası gereği enstrümanlara dair herhangi bir makroekonomik tahlil yapmıyor. Genel gidişat, veriler bunlar önemsiz diyor ve sadece aldığı hisselerde oluşturduğu dataları baz alarak yaptığı analizler sonucunda teknik analizi ortaya koyuyor. Varsayımlarını aslında birkaç maddede özetleyebiliriz. Burada endeksler her şeyi anlatır diyor. Fiyatın başka bir değişkene ihtiyacı yoktur ve enstrümanla ilgili öngörümleme fiyat üzerinden yapılır. Bunlar dışındaki tüm varsayımlar da geçersizdir. Piyasada 3 temel trend vardır diyor. Ana trend, ikinci trend ve küçük trend. Ve bu diğer bir varsayımı da trendlerin 3 aşamalı olduğundan bahsediyor. Bu üç aşama bilinçli yatırımcıların gözlemleri, geç oyuncuların trende dahil olması ve trendin sonu. Endeksler birbirini onaylamalıdır diyor ve işlem hacmi de trendi onaylamalıdır diyor. Kısaca bahsettikten sonra
Aslında bizim bugün eğitimde vermeyi planladığımız önemli şeylerden biri. Başlangıçta bu en çok kullandığımız şeyler def, dekdirençler ve trendler. Örneğin bunlardan bahsedelim biraz. Burada açmış olduğumuz endeksin grafiği, BIST düz endeksi son dönemlerde Mart ayından bu yana, pandemiden bu yana oldukça yükseliş trendine girmişti. Ancak son birkaç gün itibariyle, hatta burada göreceksiniz, 27 Temmuz itibariyle bir satış baskısının ön plana çıktığını görüyoruz. Şu an itibariyle aslında çok gözle görülür hareketler, fiyatlamalar var. Mart ayının 23'ü itibariyle oluşan bir yükseliş trendi var. Bu trende baktığımızda aslında sizler de bunu görebilirsiniz. Trend nasıl çizilir? Şimdi zaten grafiğe ilk baktığımızda trendin buradan buraya bir yükseliş trendinin gerçekleştiğini görüyoruz. Trend noktası aslında hareketin başladığı ilk noktadır ve 23 Mart. Buradan başlatabilirsiniz trend grafiğinizi çizmeye. Tabii ki siz bu trendi şuradaki harekette yakaladıktan sonra işinize yarar aslında buradaki trendiniz. Grafiğe baktığınızda şu iki arada oluşan fiyat hareketleri, yani siz bu trendi şu nokta itibariyle baz alıp buralarda yakalamışsanız şayet, yükselişin devam edeceğini ve şu fiyatlarda, şu bölgede yukarı yönlü alım pozisyonları açmış olmanız gerekir ki bu iki, hatta başlangıç itibariyle üç denemeden sonra trendin hala devam ettiğini ve bu noktada bir kez daha test ettikten sonra burada trendi kırdığını görüyoruz. Bu endeks için yapılan bir grafik. Aynı şekilde yeni bir trend çizmek istediğimizde burada gene örneğin ne zaman 17 Ekim itibariyle de bir yükseliş trendi vardı ve burası da şu bölge. Ama pandemiyle birlikte, aslında pandeminin bizim hayatımıza girmesi Şubat ayının ortaları gibi başladı. Şubat ayının hatta ortaları gibi, evet, 17 Şubat itibariyle başlamış ve akabinde gelen yaptırımlar, uygulamalar, kısıtlamalar nedeniyle daha sonra piyasada bir satış baskısının ön plana çıktığını gördük. Buradan itibaren de bir zaten satışlarla karşılaştık. Trend kısaca bu demek. Burada aynı şekilde geçmiş dönemlere baktığımızda, hemen geri alalım. Geçmiş dönemlere baktığımızda buradaki fiyat hareketlerinin de benzer hareketler yaptığını görebiliyoruz. Şu an itibariyle endekste burada sizin de gördüğünüz gibi satış baskısı ön plana çıktı, ancak yeni bir trend oluşmuş değil. Trendin oluşabilmesi için örneğin şuradan tekrar bir trend çizmeye çalışırsak, şu an itibariyle iki denemesi olmuş. Ama şu nokta itibariyle, yani 1085 seviyelerini kırması akabinde yükselişler tekrar ön plana çıkabilir görünüyor şu noktada. Şu an 1085 seviyelerinde, hemen düzeltiyorum, burada 1150 seviyeleri trendin devamını destekliyor. Şimdi yeni bir grafik açarsak, tek tek göstermek istiyorum çünkü sonradan göstergeleri de ekleyeceğiz üzerine. Bir tane de düşen trend göstermek istiyorum aslında. Düşen trendde de aslında çok küçük bir trend olmuş ama bunu da anlayabiliriz buradan. Şu noktada bir düşen trend olduğunu görüyoruz. Burası da aslında 2019'un 29 Temmuz'u ile Eylül arasında, 3 Eylül arasında kısa vadeli bir düşen trend olmuş. Bir önemli bizim takip ettiğimiz diğer araçlarda aslında destek ve direnç çizgileri. Gün içerisinde sadece endekste, altında, dolarda, paritede değil, hisselerde de aslında teknik analiz kullanıyoruz ve destek dirençleri gün içerisinde günlük olarak ağırlıklı ortalamalarla belirlenen fiyatlar sonrasında günlük destek dirençlerimiz de değişiyor. Burada şu nokta, gördüğünüz gibi hemen koydum, 841 dip seviyesi. Endeksin Mart ayında gördüğümüz ve akabinde yükseliş trendinin oluştuğu dip seviyesi. Aynı şekilde şu noktada ben buradan başlatmak istiyorum bunu. Yani Şubat ayı, Mart ayından önce, pandemi itibariyle yaşadığımız satış baskısından önce
Burada da yaklaşık 1200 seviyelerin üzerinde, yani eski rakamlarla 120 bin seviyelerin üzerinde. Zaten geçtiğimiz 27 Temmuz itibariyle de bu seviyelere yaklaştıktan sonra bir satış baskısının ön plana çıktığını yeniden gördük. Burada aslında teknik analiz kullanırken yapacağınız en önemli şey, destek dirençlerinizi çizerken önce taban fiyatı ve tavan fiyatı belirlemek. Akabinde gözle görülen dip ve tepe noktaları belirleyerek analizinizi oluşturabilirsiniz. Örneğin bu bir ara destek ve ara dirençtir aynı zamanda. Bu noktaya çizdiğimiz. Çünkü şu noktada, yani 29 Nisan itibariyle gelinen noktada direnç olarak çalışmış, akabinde destek olarak çalışmış ve bu seviyelere yakın zaten dönmüş. Çok fazla destek direnç çizmek de aslında biraz daha kafaları karıştırabilir. Dolayısıyla gözle görülen belirgin noktalara destek direnç çizmek her zaman daha sağlıklıdır. Zaten bu tepe noktalar hem destek hem direnç olarak çalışır ve örneğin şurada göreceksiniz. Burada direnç olarak çalışan nokta, burada birkaç kez, hatta şurası da dahil, burada da zorlamış, destek olarak çalışmış. Bunu tabii ki biz şu an çok yüzeysel yapıyoruz bunu. Fiyatın ne zaman itibariyle ya da teknik analiz yaparken destek direnci hangi vade itibariyle almamız gerekir sorusu tamamen size kalmış. Biz burada grafiğimizi 1 yıllık olarak belirledik ama siz bunu 1 aylık olarak da belirleyebilirsiniz. 6 haftalık olarak da belirleyebilirsiniz ya da yılbaşından bu yana da belirleyebilirsiniz. Bu tamamen uzun vadeli yatırımlarda aslında 1 yıllık gibi periyotlar tercih edilmesi çok daha sağlıklı. Ama gün içerisinde trade yapacağım diyorsanız yarım saatlik, saatlik, ki en çok saatliği tercih ediyoruz ama volatil hareketlerde 15 dakikalık hareketlere de bakmakta fayda var. Destek dirençler de bu şekilde. Tabii ki bu eğitimde formasyonlar da var çok kullandığımız. Formasyonlara girmeyeceğiz. Belki ilerleyen eğitimlerde formasyonlardan da bahsedebiliriz. Bizim bu eğitimde bahsedeceğimiz daha çok osilatörler, indikatörler olacak. Bunlar nedir? Teknik analizin temasını bunlar oluşturuyor aslında. O yüzden bunlar nedir? Bunlardan bahsedeceğiz. Hemen yeni bir grafik açalım. Biz teknik analizde göstergeleri ikiye ayırıyoruz. Birincisi bahsettiğim gibi osilatörler, ikincisi indikatörler. Burada osilatörler nedir? En çok kullanılan, en çok bilinen momentum, William Persons Range, RSI dediğimiz Relative Strength Index ve stokastik osilatör. Bunun yanında da MACD, hareketli ortalama. İndikatörlerde de hareketli ortalama, parabolik fark, Bollinger Bandlar, bunları kullanacağız. Şimdi bunu da herhangi bir hisse üzerinden yapabiliriz aslında. Örneğin Tüpraş hissesi. Hemen buradan. Bir taraftan da yorumları okumaya çalışıyorum. O yüzden aralarda bekliyorum. Sorularınıza da cevap vermek istiyorum çünkü. CDS fiyatlarını yayında şu an için belki yayın sonunda söyleyebilirim. Sorularınızı cevaplayabilirim. Eğitimin amacı teknik analizle ilgili göstergeleri ve indikatörleri anlatmak. Bu sorularınızı yayından sonra cevaplarsam daha sağlıklı olur. Devam edeceğiz buradan. Osilatörlerle başlayalım. Osilatörler aslında bir finansal enstrümanın ucuz mu yoksa pahalı mı olduğunu ölçen göstergedir. Aşırı alım ve aşırı satım noktalarını tespit ederek genelde piyasanın aksi yönünde sinyalleri üretir. Fiyatla ilgili bilgi verir ve net alım satım noktalarına referans verir. Bunlardan öncelikle başlayacağımız momentum. Momentum nedir? Hemen ondan başlayalım. Momentum aslında fiyatların ivmesini ölçen bir göstergedir. Birkaç kullanım şekli vardır. Uyumsuzluklar, yüz seviyesi ve momentum regresyonu. Burada bizim en çok kullandığımız yüz seviyesidir. Hemen buradan momentum göstergesini ekleyelim.
Biraz bekletiyorum çünkü eklemekte biraz problem yaşıyorum. Momentum göstergesinde en önemli dediğimiz nokta 100 seviyesiydi. Burada aslında 100 seviyesinde baz aldığımız nokta enstrümanın bir alımda mı yoksa satımda mı olduğunu 100 seviyesine göre belirliyoruz. Burada aslında 20 günlüğü aldığı için 20 günlüğe de bakabiliriz. Burada momentumda aldığımız nokta 15'e 5. Bu seviye 20 seviye 0 seviyesinin yani pozitif tarafta olduğunda alım sinyali, negatif tarafta olduğunda da satım sinyali üretiyor. Burada bir taraftan da moving average'i ekledi. Aslında moving average dediğimiz hareketli ortalama biz genelde analizleri yaparken piyasanın, endeksin 50 günlük hareketli ortalama, 100 günlük hareketli ortalama ve 200 günlük hareketli ortalamanın üzerinde ya da altında olduğundan bahsediyoruz fiyatların. Burada sarı nokta ile verdiğimiz 200 günlük hareketli ortalama, pembe ile görünen 50 günlük hareketli ortalama ve yeşil ile görünen 100 günlük hareketli ortalama. Tüpraş'ın fiyatlarına şu an itibariyle baktığımızda bu ortalamanın, hareketli ortalamanın altında olduğunu görüyoruz fiyatların ve bu aslında bize satışların biraz daha devam edebileceğini gösteriyor. Aynı şekilde endekse bakalım. Endekste de son dönemlerde yaşanan bu satışlardan sonra baktığımızda 50 günlük hareketli ortalamanın altında ancak 100 ve 200 günlük hareketli ortalamanın üstünde olduğunu görüyoruz. Devam edelim. Bir taraftan da sorularınıza bakalım. Mum şeklinde gösterebilme şansımız var mı demişiz? Tabii ki. Mum şekline geçtik. Yeni bir grafik açalım isterseniz. Gold üzerinde bakalım bir de. Gold'da da aynı şekilde baktığımızda 3 hareketli ortalamanın da üstünde olduğunu görüyoruz. Şu an itibariyle destek, direnç ve pivot ne anlama geliyor demiş Harun Bey. Harun Bey baktığımızda destek direnç noktaları piyasaların daha önce görmüş olduğu fiyatlara baktığımızda, verilere baktığımızda nereden bu fiyatlarda destek bulundu, nereden direnç bulundu aslında bize bunu gösteriyor. Az önce çizmiştik. Aslında şimdi tekrar soru gelmişken çizebiliriz. Destek noktası çizeceksek örneğin şu noktaya baktığımızda bunu destek olarak sayıyoruz ve daha önce birkaç kez bu seviyenin test edildiğini ancak kırmakta zorluk çektiğini görüyoruz. Altın için bakıyoruz burada. Aynı şekilde direnç olarak baktığımızda da birkaç kez şu noktalardan, hatta şu nokta itibariyle alacağım. Burada biraz zorlanma yaşanmış çünkü. Burası 1745 seviyeleri. Altında aslında hep takip ettiğimiz seviyeler vardır. Bunları da birçok kez duyuyorsunuzdur. 1750, 1950, 1970, 2000 seviyeleri ve 1950'nin altında da 1920 ve 1900 seviyeleri. Bunlar aslında hep böyle takip edilen, bu rakamları neye göre söylüyoruz? Daha önce yayınlanan verilerin, fiyatların hangi seviyeleri test ettiğine göre bu rakamları da buna göre takip ediyoruz. Pivot noktası da başa baş noktasıdır. Pivot noktası, destek direnç noktaları aslında bir gün önceki kapanış fiyatlarının hareketli ortalamaların, ağırlıklı ortalamaların alınmasıyla hesaplanıyor. Burada da geçtiğimiz hafta itibariyle de gördük. Altında fiyatlamaların bu seviyeleri oldukça test ettikten sonra güçlü bir şekilde yukarı yönlü kırıldığını gördük. Aynı şekilde mesela şu anda altında takip ediyoruz. Burası yaklaşık 2080 seviyeleri. Bu seviyeler kırılmakta zorlanıyor ama geri çekilmelerde de aynı şekilde 1875, hatta şu biraz daha inebiliriz. Şu seviyeler 1820 seviyeleri. Burada da direnç olarak çalışıyor. Az önce de bahsettiğim gibi destek dirençler hem destek hem direnç olarak çalışabiliyor. Bu nokta şu bölge için direnç olmakla birlikte bu bölge için destek. Devam edelim. Göstergelerden bahsediyorduk.
William Parfum Trench dediğimiz bir gösterge daha var. Bu da bir ofilatördür. Bunlardan kısaca bahsedeceğim. En çok kullandığımız Bollinger Band'ler olduğu için ya da hareketli ortalama bunlar olduğu için diğerlerinden sadece sözlü olarak bahsedeceğim, vaktimiz de sınırlı olduğu için. Daha çok sorularınızı cevaplamaya çalışacağım. William Parfum Trench dediğimiz gösterge oldukça hızlı bir gösterge olup fiyatların yüzde değişimini ölçen bir göstergedir. Bunun yanında stokastik ofilatörler var kullandığımız. Bunlar kapanış fiyatlarıyla aynı periyottaki en yüksek en düşük fiyatlar arasındaki farka bakarak fiyat durumunu yorumlayan göstergelerdir. Şimdi MACD dediğimiz bir gösterge var. Hareketli ortalama. Bizim en çok kullandığımız, az önce de bahsettiğim gibi burada 50 günlük, 100 günlük, 200 günlük hareketli ortalama. Bu nasıl bulunuyor? Aslında burada bakarken 26 günlük hareketli ortalamadan 12 günlük hareketli ortalamanın çıkartılmasının ardından elde edilen farkı 9 günlük hareketli ortalama ile kıyaslıyoruz. Bu kıyaslama neticesinde elde edilen fark değeri 9 günlük hareketli ortalamanın üzerindeyse alış, altındaysa satış sinyali veriyor. Bizim burada takip ettiğimiz 9 günlük değil, daha çok 50 günlük hareketli ortalama, 100 günlük hareketli ortalama ve 200 günlük hareketli ortalama. Şimdi buna MetaTrader üzerinden baktığımızda, sizler çünkü daha çok MetaTrader kullanıyorsunuz. MetaTrader üzerinden baktığımızda, hemen şuradan bulalım. Burada MACD'ye baktığımızda 26 günlük ve 9 günlük, bunlar zaten genel kabul edilen rakamlar bunlar olduğu için bu rakamları değiştirmenize gerek yok. Şimdi bu grafiğe baktığımızda burada sıfır seviyesi. Bu seviyenin üstünde, yani şu noktalarda verilen fiyatlar bize alış bölgesinde olduğunu, aşağısı satış bölgesinde olduğunu gösteriyor. Hareket MACD kullanırken diğer göstergeleri, hani günlük işlem yapacaksanız bu fiyatlamaları, bu göstergeleri baz alabilirsiniz. Örneğin Gold için gene aynı şekilde burada. Şu an itibariyle evet sıfır noktasına yaklaşmış durumda. Ve şu an geldiği nokta itibariyle de aşağıya yönlü kırmaya çalışıyor. Zaten piyasadan da bunu birkaç gündür görüyoruz. Satış baskısı ön plana çıktı ve bu seviyeyi kırmaya çalışıyor. Ama 1950 seviyesinde de destek bulmaya çalıştığını görüyoruz şu an itibariyle. Biraz daha büyütebilirsek mum grafikler. Tamamdır. Şimdi diğer göstergelere baktığımızda indikatörlere geçelim. Hareketli ortalamalar. Buradan hemen hareketli ortalamaları ekleyelim. Parabolik far. Parabolik far burada var mı? Parabolik far dediğimiz göstergede de burada gene aynı şekilde. Parabolik far aslında şu demek. İsmindeki gibi alım satım şartlarının değiştiği noktalardan anlaşılıyor burada da. Hemen noktaları ekleyelim. Şimdi buradaki noktalar şu demek. Noktaların birbirinden uzaklaşması, aslında bunu hacim bazında da etkinin yaratıldığını görüyoruz burada. Noktalar birbirinden uzaklaştıkça alım ya da satım yönündeki hacimler artıyor. Noktalar grafiğin üzerindeyken, yani bu mumların üzerindeyken satışların biraz daha ön planda olduğu, mumların altında hareket ettiğinde de alımların ön planda olduğunu görüyoruz. Burada aşağıdaki MACD'yi ona şey yapmayın, hatta onu çıkartabiliriz direkt. Sildik, daha net görün. Burada şu nokta itibariyle gördüğümüzde biz zaten satış baskısının ön plana çıktığını görüyoruz. Ama şu noktaların birbirinden uzaklaştığı bölgede hacimsel anlamda satışlar biraz daha ön plana çıkmış. Aynı şekilde burada noktaların birbirinden uzaklaştığı noktada alımlar yine ön plana çıkmış. Örneğin şu noktaya baktığınızda noktalar birbirine yakın ve burada hacimler düşük.
noktaların uzaklaşması hacmin arttığını gösteriyor. Bunu aslında şu şekilde değerlendirebilirsiniz. Hacim arttığında piyasada alımlar da hacim güçlüyken çok daha volatil oluyor. Çok daha yukarı yönlü hareketler görüyoruz. Aynı şekilde hacim yüksekken satışlar da düşmesi de, piyasanın düşmesi de çok daha hızlı oluyor. O yüzden parabolik farda bu noktalara dikkat edebilirsiniz. Bunlar en kolay göstergelerdendir. Parabolik farda kullanılabilir. Hemen devam edeceğiz ama öncesinde sorularınıza bakmak istiyorum tekrar. Dolar sorularına cevap vermiyoruz şu an için. Mum şeklinde gösterdik. Destek direnci anlattık. Eğitimde bahsettiğimiz konuları yazılı veya sözlü olarak yazılı bir slide ile paylaşma imkanımız tabii ki var. Daha sonra belki de yayın sonrasında link üzerinden de kayıtlı olarak da izleyebilirsiniz. Ama bir sonraki eğitimlerde hatta başka eğitimlerde slide ile paylaşıp onun da üzerinden gidebiliriz. Bunları not alıyoruz, bunları da değerlendireceğiz. Şu an hangi uygulama diye sormuşsunuz. Şu an çalıştığım MetaTrader. Öncesinde çalıştığım Bloomberg'tu. Bloomberg'e çok fazla ulaşma imkanı sınırlı olduğu için biraz daha MetaTrader üzerinden gitmek daha sağlıklı olur diye düşündüm. Ama burada tabii ki açığız şeylerinize, tavsiyelerinize açığız. Belki ilerleyen eğitimlerde Matrix üzerinden de çalışabiliriz. MetaTrader şu an için herkes memnunsa bundan ilerleyebilirim. Ya da Bloomberg tercih ederseniz ona da tekrar geçebilirim. FAT finyeli için nasıl bir analiz kullanabiliriz diye sormuş Samet Bey. FAT finyeli için aslında bu teknik analizde kullandığımız göstergeleri kullanabilirsiniz. Örneğin şu bölgedeyken satışların biraz daha ön plana çıkacak kısa vadeli, çok kısa vadeli tabii burası. Günlük bir trendten bahsediyorum. Hani günlük trend olmaz ama dakikalık olarak baktığınızda ya da 15 dakikalık olarak baktığınızda onu yakalayabilirsiniz. Bu noktada yakalayabilirsiniz. Tabii ki bilgi olarak bültenlerde de takip edebilirsiniz. Onun dışında gün içerisinde de piyasayla ilgili veri almak istediğinizde, piyasanın yönüyle ilgili veri almak istediğinizde tabii ki bizlere de ulaşıp o bilgileri size sağlayabiliriz. Ama göstergelerden anlamak istiyorum derseniz göstergelerin örneğin işte MACD'de sıfır noktasının altında olması ya da hareketli ortalamaların altında olması, hareketli ortalamalara baktığımızda bu fiyatların altında olması satış finyali üretirken örneğin parabolik farda mumların üzerinde olması, satış finyali, altında olması, alış finyali veriyor. Bu göstergeleri baz alarak devam edebilirsiniz. Devam ediyorum sorulara. Destek dirençler yöne göre neden ters çalışır diye sorulmuş. Destek dirençler aslında az önce de bahsettiğimiz gibi şu noktaya baktığımızda bu nokta için hatta hemen ekleyelim. Örneğin, destek direncin ters çalışması aslında şu demek. Şu noktaya baktığımızda, hatta biraz daha yukarıya da çekebiliriz bunu. Şu noktaya baktığımızda bu nokta, yani 1927 seviyesi direnç olarak çalışmış. Ancak şu noktaya geldiğinde, yani şurası itibariyle destek olarak çalışmış. Şimdi varsaydığımız nokta, geçmişteki dataları baz aldığından bu fiyatlar, seviyeler hem destek hem direnç olarak çalışıyor. Çünkü bu seviye kırıldıktan sonra bir de önemli olan nokta şudur teknik analizde. Bir seviye ne kadar çok test edilir ve ne kadar çok zorlanırsa o seviyedeki destek ya da direnç o kadar güçlüdür. Örneğin şu noktaya baktığımızda bu 1927 noktaları daha önce birçok kez, hani bunu geçmişte de görebiliriz, birçok kez hem direnç olarak hem destek olarak çalışılmış ki farkındaysanız piyasadaki son birkaç günlük hareketlere baktığımızda evet sert bir düşüş gördük ama bu seviyelerden her seferinde destek bulmaya çalıştı. Devam ediyorum sorulara. Bu uygulamalar ücretli mi diye sorulmuş. Bloomberg evet ücretli. MetaTrader
üye olduktan sonra ya da hesap açtırdıktan sonra aktif olarak indirip kullanabiliyorsunuz. Burada gerekli desteği arkadaşlar da sağlarlar size. Onlar da bilgilendirmesini yaparlar. Yayından sonra iletişime geçebilirseniz onlar kendileri de bilgilendirecektir sizi. Hemen bakıyorum. Şu an itibariyle başka soru yok. Ben devam edeyim. Parabolik soru da anlattıktan sonra. Şimdi bir diğer göstergemizle burada hemen momentum'a bakacaktık ama bunu desteklemedi. İptal. Şöyle yapalım. Tekrar göstergelerden. RFI dediğimiz diğer göstergeye bakalım. Burada az önce de kısaca da bahsetmiştim. Aslında bunun genel anlamı göreli güç göstergesi olarak Türkçe'ye çevrilmiş bu kavram. Bu da enstrümanın kendi içinde gücünü ölçüyor. Aşırı alım ya da aşırı satım bölgesinde olup olmadığını belirliyor. Burada aslında fiyat hareketlerine baktığımızda fiyatlar 70 seviyesine yaklaşıldıkça, yani bu bandın, orta bandın üzerine çıkıldıkça aşırı alım bölgesinde olduğunu, altına indikçe de satım bölgesinde olduğunu gösteriyor. Şu an itibariyle 70 seviyesinin üstünü gördüğümüzde aslında aşırı alım bölgesinde. Şu an itibariyle biraz daha yatay devam ettiği için zaten GOT'ta da fon dün ve bugün itibariyle biraz daha bir önceki güne göre hareketlerin biraz daha yatay devam ettiğini görüyoruz. Aşağıda 1920'li seviyeler, yukarıda 1950'li seviyeleri kırmakta zorlanıyor ki zaten daha önce de bahsettiğim gibi yayının başlarında 1920 ve 1950 seviyeleri hep bizim takip ettiğimiz destek ve direnç seviyeleridir. Bunları da bültenler içerisinde de zaten sürekli takip ediyorsanız görüyor olabilirsiniz. 20 seviyeleri sürekli destek olarak çalışıyor. 50 seviyeleri de direnç olarak çalışıyor. Ama bu seviyelerin üzerine çıkıldığında biz altın için konuşuyorum. Burada 50'yi takip ediyoruz şu an itibariyle ama burada 50 seviyesi kırıldıktan sonra bu seviyenin üstü test edildiğinde biz 70'leri konuşuyor olacağız. 70'in de neden konuşuyor olacağız? Onu da hemen şuradan anlayabiliriz. Gene geçmiş fiyatlara baktığımızda şu seviyeler. Burada göreceksiniz. Birkaç kez 70'li seviyeler, kısa vadede baktığımız için bunu saatlikte bakıyoruz şu anda. Günlükte baksak biraz daha fiyatlamalar değişebilir. Tabii diğer şeyleri, destek dirençleri saatliğe göre çizdiğimiz için oradan devam edelim. Burada gördüğünüz gibi hangi band? 1960 ile 1978 arasındaki band çok fazla çalışmış. Şu bölge 31 Temmuz ve 3 Ağustos itibariyle hem işlemler hacimsizmiş hem de bu bölgeyi kırmakta zorlanmış. Zaten akabinde takip ettiğiniz gibi çok sert yükselişler ve çok sert düşüşler gördük. Bu arada mumların ne kadar içlerinin dolu olduğu, piyasanın aslında ne kadar hacimli olduğunu, yani alımların ya da satımların ne kadar hacimli olduğunu gösteriyor bize. Burada beyaz ile dolu olanlar, yani şu mum, satış hacminin ne kadar yüksek olduğunu gösteriyor. İçi boş olanlar da alış hacminin ne kadar yüksek olduğunu gösteriyor. Genelde şu gibi noktalar hacmin çok daha düşük olduğunu gösteriyor. Örneğin şu an itibariyle baktığımızda hacmin son birkaç saattir biraz daha ortalamaların yakın, yani çok hacimli de değil, çok hacimsiz de değil. Ama satış yönünde güçlenmeye çalışan bir altın görüyoruz şu an itibariyle ve satışlar biraz daha devam ederse 1927 seviyelerine kadar satışlar devam edecek görülüyor. Hemen sorulara bakalım tekrar. Aşırı satış bölgesinde mi girmek daha mantıklı demiş Levent Bey. Aslında aşırı satış bölgesinde satışa
Yani o bölgede alım yapmak biraz riskli. Çünkü destek bulmasını beklemekte fayda var. Destek bulmasını beklemek için de ya desteğiniz olması lazım, destek direncinizi çizmiş olmanız lazım. Ya da bunu bahsettiğimiz göstergelerden takip ediyor olmanız lazım. Bunun dışında parabolik far kullanabilirsiniz, hareketli ortalamalara bakabilirsiniz, momentumu takip edebilirsiniz. Bunlardan herhangi birini kullanabilirsiniz. Ama aşırı satış bölgesine girdiğinde alım yapmak çok mantıklı değil. RSI hakkında bilgi az önce verdim ama tekrar verebilirim. Göreli güç göstergesi dedik. Bu şekilde Türkçe'ye çevrilmiş. Kendi içerisinde gücünü ölçüyor enstrümanın. Aşırı alım bölgesinde mi, aşırı satım bölgesinde mi? Bunun sinyalini veriyor. Örneğin şu noktalara baktığımızda, şu nokta aşırı satım bölgesi. Gene şöyle geri çektiğimizde, şu nokta aşırı satım bölgesi. Şu noktalarda aşırı alım bölgesi. Yani bu iki bandın 30 ile 70 arasında biraz daha fiyatlar yatay hacimsiz devam ederken üstüne çıktığında yani 100'e yaklaştıkça aşırı alım bölgesi biraz daha artıyor. Altında da aşırı satım bölgesi artıyor. Bu şekilde değerlendirebiliriz. Sizin bu arada en çok Bollinger Band'leri anlatacaktım. Sizin en çok merak ettiğiniz göstergeler varsa onları da yazarsanız onlar üzerinden de devam edebiliriz. Burada tabii ki her göstergeyi her indikatörü anlatabilmemiz çok mümkün olmuyor. Belki en çok merak edilenleri yazarsanız onlar için ayrı ayrı yayınlar yapabiliriz. Temiz bir grafik açalım. Onu da gümüşle açalım. Şimdi burada Bollinger Band'lerden bahsedecektim. Şimdi Bollinger Band dediğimiz nokta yine standart sapma değeri üzerinden kullanılan bir trend göstergesi. Burada baz aldığımız nokta standart sapma. Standart sapmalar trendin habercisidir diyor bize Bollinger Band'ler. İki şekilde kullanılabiliyor. Yatay piyasalarda Bollinger Band'lerin üstü ve altı alım satım aralığı olarak kullanılıyor. Çok affedersiniz. Trend piyasasında bu seviyeler bantların açılmasıyla beraber tam tersi şekilde kullanılıyor. Burada bir V grafikte zaten verdiği gibi standart sapmayı otomatik 2 olarak kabul ediliyor ve zaman aralığı 20 olarak kabul ediyor. Bunları değiştirmenize gerek yok. Şimdi baktığımızda burada grafiği değiştirebiliriz sadece. Arka planı beyaz yapalım. Parmağımı siyah yapalım. Hatta biraz daha değiştirelim ki net grafikler olsun. Şimdi bantlara baktığımızda, şimdi Bollinger Band'e baktığımızda şu orta nokta, şu en üst nokta ve bu da en alt noktası Bollinger Band'in. Burada gene standart sapmayı kullanacağız. Örneğin bandın şu noktasına baktığımızda en alt noktanın üstünde kaldığında alım hacminin biraz daha artmış olduğunu görüyoruz.
En üst bandın altında kaldığında da satışlar biraz daha. Örneğin şurada satış yükseliş evet devam ediyor ama artık burada bandı test etmeye başlamış. Ve şu an itibariyle gelinen noktada satış baskısı ön plana çıkmış. Şu an itibariyle bu fiyatlara baktığımızda alt bandın üzerinde evet alımlar ön planda. Eğer bu orta bandı kırarsa tekrar alımlar devam edecektir gümüşte ve üst banda kadar işlemler devam edecektir. Ama burayı kıramazsa tekrar alt banda geri dönecektir. Burada orta noktayı, orta band dediğimiz orta bandı takip etmekte fayda var şu an itibariyle. Evet şu an hacimsiz de olsa bir yükseliş trendi alımlar devam ediyor. Trend demek çok doğru olmaz şu noktada. Bu orta nokta kırılırsa yükseliş devam edecektir diyebiliriz burada. Semaforlara tekrar bakalım. Yatırımcı olarak trendi çevirmeye çalışıyoruz. Biraz hatamız bu bence demiş İsmail Bey. Evet hani trende karşı işlem yapmamalı. Veriler çünkü her zaman doğruyu söylüyor. O yüzden trende karşı işlem yapmak yerine trendin dönüşünde belki hani bunu anladığımız noktada terfi işlem yapabiliriz ama trend devam ediyorken terfi işlem yapmak biraz daha sıkıntı. İçimoku göstergesini evet kullanmayı öneriyorum. Çünkü bizler de günlük analizlerimizde zaten günlük bültenimizi takip ederseniz iyi olursanız orada bütün kullandığımız grafiklerde İçimoku kullanıyoruz. İçimoku için ayrı bir yayın yapmak istiyorum. Onu da yakın zamanda paylaşırız. İçimoku biraz daha hem aslında bütün göstergeleri bir arada verdiği için hem de çok daha net sonuçlar bize verdiği için biraz daha tercih ettiğimiz bir gösterge. O yüzden İçimoku için hani onu detaylı anlatmak isterim. Çünkü şu an vakit sıkıntımız da olduğu için bütün göstergelerin üzerinden yüzeysel yorumlar yapıyorum. Ama dediğim gibi ilerleyen dönemlerde belki en çok takip ettiğiniz, en çok merak ettiğiniz grafikleri, göstergeleri bunları belirtebilirseniz her biri için belki 15'er dakikalık ayrı yayınlar yaparız ve çok daha sağlıklı olur. Zaten bu yayınlardan sonra da kendiniz de trader üzerinden çalıştığınızda onların geri dönüşlerini de yapabilirsiniz. Birlikte de bakabiliriz onlara. Arkadaşlar aracılığıyla da ulaşabilirsiniz. Her zaman yardımcı oluruz. Fibonacci sorulmuş. Fibonacci'yi de kullanalım. Hemen yeni bir grafik açalım. Bu da Euro-Dolar açalım gene. Fibonacci'de en çok kullandığımız, gene bunu da trend itibariyle kullanabiliriz. Yani burada trend dediğimiz şey kısa vadeli baktığımız için hangi tarih burası? Temmuz ayının sonu itibariyle kullandık. Bu grafik açalım. Burada Fibonacci seviyelerine baktığımızda tabii ki bunda da gene aynı şekilde Fibonacci'yi çizerken kendiniz belirlediğiniz tavan ve taban fiyat üzerinden bunu oluşturmanız gerekiyor Fibonacci seviyesini. Ve arada kalan seviyeler aslında hani en başında bahsettik ya destek çizin, direnç çizin. Aslında Fibonacci dediğimiz şey geçmiş dataları baz alarak gene sizin için destek ve dirençlerin matematiksel hesaplamalar dahilinde çizilmiş halidir. Yani burada Fibonacci de size destek ve dirençleri otomatik olarak çizilmiş olarak veriyor. Ve sizin hesapladığınız fiyatlamalar da alım satımlar da bunun üzerinden gidiyor. Burada aslında şu nokta itibariyle biraz daha getirmek mantıklı. O yüzden bunu hemen geri alıp tekrar bir Fibo çizelim.
Evet. Bu nokta itibariyle baktığımızda buna euro dolar paritesi için baktık. Burada belirlediğim şey en üst noktasından en dip noktasına kadar aldım ve burada zaten göreceksiniz. Örneğin şu seviye. Burası tam olarak kaça tekabül ediyor? Ona da bakalım hemen. 1.17.20'li seviyeler. Zaten bunu piyasadan da takip ediyoruz. Fibonacci'yi çizdikten sonra aslında işlem yaparken kendi destek dirençlerinizi de buna ekleyebilirsiniz. Kısa vadede işlemler yapıyorsanız, gün içerisinde al-sat mantığıyla çalışıyorsanız. Çünkü benim burada dikkatimi çekti. Burada bir dipten dönüş var. Aynı şekilde burada da bir dipten dönüş var. O yüzden buraya çekme ihtiyacı duydum. Bunu işlemleri yaptıkça zaten otomatikman siz de görüyor olacaksınız. Gene aynı şekilde şuraya baktığımızda, şu noktaya baktığımızda burada da bir tavandan dönüş var. Dolayısıyla burası da 1.18.65 seviyeleri. Hem Fibonacci'yi hem de kendi destek dirençlerinizi kullanarak burada işlemleri devam edebilirsiniz. Şimdi geldiğimiz noktada 1.82.40 seviyelerinde şu anda. Ve hemen yakınlaştıralım. Burada 60 seviyesinin, 61.8 seviyesinin üzerinde. Burada aslında şu yorumu yapabiliriz. Burada bu direnç seviyesinin zaten şu noktalar itibariyle de test edildiğini görüyoruz. Bu noktanın kırılması halinde işlemler kendi belirlediğimiz ilk direnç burasıydı. 1.18.64 seviyesi. Bu seviyeye kadar gitme potansiyeli var. Hemen akabinde burayı da kırması halinde 1.19.10 seviyelere kadar yükseliş potansiyeli var diyebiliriz. Sorulara devam ediyorum. Fibo'ya baktık. İçimoku'nu ayrı bir eğitimde anlatacağız dedik. Harmonik fen çalışmalar yapıyor musunuz diye sorulmuş. Tabii ki analiz kullanırken, analizleri yaparken ya da piyasayı takip ederken kullandığımız çalışmalar var. En anlamlı hareketli ortalamalar hangisidir? Aslında bizim kullandığımız daha çok 50 ve 100 günlük hareketli ortalamadaki rakamlara bakıyoruz. Daha uzun vadeli yatırım yapmak istiyorum diyorsanız 50, 100 ve 200 günlük üçüne de bakmakta fayda var. Ama kısa vadeli analizlerde biraz daha 50 günlük hareketli ortalamaya bakmanız yeterli olacaktır. Günübirlik alsat yapmak için 5-15 dakikalık ya da yarım saatlik grafiklerde bu göstergeler aynı şekilde verimli çalışır mı? Saatlik olarak bakıyoruz. Evet, şimdi volatilitenin yüksek olduğu anlarda bu hareketler, bu destek dirençler ya da göstergeler o kadar çalışmayabilir. Ama geçtiğimiz günlerde çok hacimli altında satışlar yaşadık. Gümüşte aynı şekilde satışlar yaşadık. Endekste aynı satışları yaşadık. O gibi fiyatlamaların olduğu günlerde evet bu göstergeler çok fazla çalışmaz. Ama normal şartlarda standart sadece verilerin veri akışının devam ettiği ve olağanüstü haberlerin gelişmelerin ortamların olmadığı anlarda bu grafikler ve göstergeler çalışır. Bu arada az önce gözüme bir soru takılmıştı. Teknik analize yeni başlayacağım. Hangi kitabı tavsiye edersiniz diye. Ateşen Aybars'ın teknik analizle ilgili bir kitabı vardı. Onu tavsiye edebilirim. Ben kendim de ondan faydalanmıştım. Çok da faydalı. Ateşen Bey de aslında bizimle birlikte çalışıyor. Bizim enerji bültenlerimizi de Ateşen Bey yazıyor. Onları da Norsiyen bültenden ulaşabilirseniz gerçekten çok faydalı olacağını düşünüyorum. Çünkü çok güzel analizleri oluyor. Bizler de faydalanıyoruz kendisinden. Siz de teknik analizle ilgili kendi Ateşen Bey'in kitabından faydalanabilirsiniz. Devam ediyorum. Ali Bey yazmış, yeni katıldım yayına, hiçbir şey anlamıyorum, nereden başlamalı öğrenebilmek için demiş. Bir demo hesap açtıktan sonra MetaTrader üzerinde üye olup bir MetaTrader açtıktan sonra destek, direnç ve trendle başlarsanız
çok daha sağlıklı olur. Aslında bu eğitimleri biraz daha üçe bölme taraftarıyım. Önümüzdeki günlerde bununla ilgili de detaylı açıklamalar yaparız. Çünkü göstergeleri girip anlattığımızda bazı yatırımcılarımıza çok uzak kalıyor, başlangıç aşamasında olan yatırımcılarımıza. Diğer yandan destek direnç anlattığımızda da gerçekten destek direnç bilip de ileriye yönelik daha çok gösterge, örneğin içim oku grafiği gibi, o biraz daha ileri seviyede bir göstergedir ve birçok yatırımcının, yeni başlayan birçok yatırımcının anlamakta zorluk çekebileceği bir göstergedir. O yüzden hani Fibonacci olsun, içim oku olsun, bunları ayrı yayınlarda anlatmak çok daha sağlıklı diye düşünüyorum. Sizler ne dersiniz bilmiyorum, bu konuda eğitimleri üçe bölüp başlangıç, orta ve ileri düzey şeklinde mi yapmak daha sağlıklı olur, daha faydalı olur? Yoksa bu şekilde yüzeysel, hani şeyin farkındayım, yüzeysel devam etmek durumunda kalıyoruz biraz her birine değinebilmek için. Ama burada amacımız en çok size faydalı olması. Dolayısıyla bu konudaki görüşlerinize de açığız. Bandın daralması ya da genişlemesi ne anlama geliyor demiş. Bandın daralması ya da genişlemesi, genişlemelerde aslında hacmin biraz daha arttığı ve o trendin devam ettiği, örneğin bunu az önce parabolik farda da göstermiştik. Hemen şuradan yeni bir grafik açayım. Ya da Bollinger Band'de de aynı şekilde vardı. Şuradan üzerine de ekleyebilirim. Çok karışmayacak derseniz üzerine ekleyeyim. Burada Bollinger Band'lerde bandın daraldığını görüyoruz örneğin şu noktada. Bandın daraldığı aslında burada Euro-Dolar paritesi için hem bant daralmış hem de bandın üst kısmını test ediyor. Bir geri dönüş sinyali gelebileceğini öngörmemizi sağlayabiliyor bazı durumlarda. Ancak olağanüstü şartların olduğu durumlarda bu bandın daralması bandın üzerine çıkıp fiyatlamaların oradan dönmesine yol açabiliyor. Dolayısıyla bu gibi bandın daraldığı ya da genişlediği durumlarda tek bir göstergeye değil birkaç göstergeden destek alarak işlem yapmak çok daha sağlıklı oluyor. Çünkü genelde hacim arttığında bant arasındaki mesafe biraz daha genişlemiş oluyor. Hacim biraz daha düşük olduğunda, örneğin şu noktada yüksek hacimli işlemler vardı. Hacim düştükten sonra, örneğin şurada hacimin düşmüş olduğu bir zaman aralığı var. Bant biraz daha daralmış. Dolayısıyla bu gibi bandın daraldığı ya da genişlediği durumlarda birkaç göstergeden daha faydalanmak daha sağlıklı. İsmail Bey sormuş, indikatör veya göstergeye bağlı kalmak sizce ne kadar doğru diye. Tabii ki İndikatör ve göstergeler aslında teknik analizin en başında şundan bahsetmiştik. İndikatör ve göstergeler sadece baz aldığı noktalar, geçmiş veriler, geçmiş datalar. Ama şu an itibariyle bulunduğumuz noktada aslında teknik analiz de tek başına yeterli değil. Temel analiz de tek başına yeterli değil. Örneğin hisse analizleri yaparken hisselere baktığımızda pandeminin etkisini görüyoruz. Hani bunu teknik analiz dataları baz alıyor dedik ya. Bunu karşılaştırmak için baz aldığımız rakamlar aslında pandemi şartlarının olmadığı rakamlar. Dolayısıyla tek başına bu gibi ortamlarda, savaş, salgın, doğal afetler, bu gibi durumlarda bize yakın vadede, örneğin bir yıl önce test edilen fiyatlamalar, çok onlara bakarak analiz yapmak çok sağlıklı olmayabilir. Dolayısıyla hem uzman desteği almak bu noktada, hem de göstergelerin birkaçını aynı anda kullanarak temel analizden de kopmamak çok sağlıklı. Evet, normal şartlarda, normal zaman dilimlerinde teknik analiz kullanarak fiyatlamalar yapabiliriz. Ama şu an itibariyle bulunduğumuz noktaya baktığımızda tek başına teknik analiz yapmak çok da mantıklı değil. Siz de sanırım öyle düşünüyorsunuz. Ben de katılıyorum sizin düşüncenize. Diğer yandan alıcı ve satıcılar piyasaya ne zaman giriyor ya da çıkıyor? Bunun anlamanın bir yolu var mı Fivre diye sormuş. Büyük yatırımcılar, Warren Buffett gibi büyük yatırımcıların piyasaya girdiğini anlayabiliyoruz. Evet, çünkü çok büyük fonlarla işlemler yapıldığı için piyasalar tersine döndüğünde bunu anlayabiliyoruz. Ama
Yabancı yatırımcı rakamlarını takip ediyoruz. Biz her haftalık olarak yayınlanıyor. Bunların takibini yapabilirsiniz. Buradan anlayabilirsiniz. Ama bunun anlamanın yolu maalesef yok. Anlık olarak takip edebileceğimiz yok. Genelde çünkü özellikle hisseler bazında takasta görebiliyoruz bunu. Onu da piyasa kapandıktan sonra ne kadar yabancı yatırımcı gelmiş ya da çıkmış oradan anlayabiliyoruz. Oğuzhan Bey sormuş gene aynı şekilde. En sağlıklı sonuç veren indikatör hangisidir diye. Tek başına tek bir indikatöre bakmak çok sağlıklı olmayabilir. Ama ben tek bir indikatöre bakacağım diyorsanız hareketli ortalamayı kullanabilirsiniz. Ya da momentum kullanabilirsiniz. Bunlardan birini RSI ya da Bollinger Bandleri. Hani bunlar zaten şu an üzerinde durduğumuz noktalar. Daha çok hani kulak duygunlu olduğumuz, hani duyduğumuz ve daha çok kullandığımız göstergelerdi. Tabii ki bunlar dışında birçok gösterge var. Dolayısıyla bunlar en bilinen, en kullanılan göstergeler olduğu için onlara değinmeye çalıştık. Yüzeysel olarak değindik tabii ki. Bunlarla ilgili talepleriniz olursa da tekrar iletişime geçip yazabilirsiniz. Ona göre de tekrar bir eğitim daha planlarız. Harmonifal çalışmaları bu eğitimde anlatmayacağız ama bunda not alıyoruz. Hemen bununla ilgili de önümüzdeki dönemlerde ayrı bir yayın yapacağız. Feyza Hanım yazmış, ben de yayının başında bundan bahsetmiştim. Formasyonlar için evet, formasyonları da çok kullanıyoruz. Obo, ters obo, kap formasyonu, flama formasyonu. Bunlar teknik analizin başında anlattığımız genelde, teknik analiz eğitiminin başında anlattığımız formasyonlar. Onları da şimdi Uğur Bey de yazmış, seviyeye ayırmak daha mantıklı diye. Ben de çok daha sağlıklı olacağını düşünüyorum. Böylelikle hani en azından hangi seviyedeyseniz ona göre planlama yapmak biraz daha mantıklı olur. Formasyonlar için de ayrı bir yayın yapacağız. Backtest yaparak canlı yayın yapabilme imkanımız var mı diye sormuş İsmail Bey. Bunu not alıyorum, görüşeceğim. Eğer böyle bir imkanımız varsa mutlaka zaten bunu da değerlendireceğiz. Üçe bölmek çok mantıklı. Teşekkür ederim. Genelde herkes herhalde aynı yorumları paylaşıyor, aynı düşünceyi paylaşıyor. Herhalde eğitimleri de bundan sonra üçe bölerek paylaşacağız. Aynı anda kaç grafikle çalışmamız gerekiyor diye sorulmuş. Birkaç grafik ile birlikte endeks veya bir MT'yi analiz eder misiniz? Tabii ki. Aynı anda kaç grafik derken bu hani kaç gösterge mi demek istiyorsunuz? Kaç grafik derken soruyu biraz daha net alabilirsem daha net bir cevap vermek isterim. Gün içi aracı kurum dağılımında oyun kurucuyu nasıl görüyorsunuz diye soru gelmiş. Teknik analizle ilgili hani süremiz de dolmak üzere. O yüzden hani eğitimle ilgili sorularınız olursa onları cevaplamak isterim. Nasıl yapalım? Hani tavsiyeleriniz olursa çok daha faydalı olur bundan sonraki eğitimler. O yüzden hani sizlerin tavsiyeleri doğrultusunda ilerleyelim. Yüzeysel kalmasın. En mantıklı, en faydalı hangi eğitim şekli olacaksa o şekilde ilerlemek çok daha sağlıklı olur. Ben sizden onları bekliyorum. Yüzeysel olarak zaten göstergelerin üzerinden değindik. Bunun dışında tavsiye edebileceğiniz başka bir şey var mıdır? Onları da alabilmek isterim. Bakıyorum bu arada. Sorularınız varsa soruları alabilirim bu arada. Son 5 dakikamız bu arada. Sorularınız varsa onları alırım. Zaten genel olarak not aldık. Geniş çaplı Fibonacci, Fibo Impulse, İçimoku tamamdır.
Evet, indikatörleri ayrı ayrı anlatalım. Böyle ben de kesinlikle katılıyorum. Çünkü çok fazla indikatör var ve bunları faydalı bir halde kullanmak için yüzeysel değil, ayrı indikatörlerle ilgili hem eğitim hem belki YouTube çekimi de yapabiliriz. Bunları da not alıyorum. Bunları da değerlendireceğim. Sonrası için eğitim programı ve içerikleri yayınlanacak mı? İçerikleri de evet, onu da not aldım. İçerikleri de yayınlayacağız bundan sonra. Zaten sizden gelen görüşler doğrultusunda hem eğitimi üçe bölmenin hem de göstergeleri tek tek ayrı eğitimler şeklinde yapmanın daha sağlıklı olacağı görüşündeyim şu anda. O sonuca vardım. Bunu değerlendireceğiz arkadaşlarla. Bunları da değerlendirdikten sonra sizin taleplerinizi de not almaya devam ediyorum. Bunlarla ilgili de tekrar geri dönüş yapacağız. Kaç gösterge olması gerekiyor sağlam bir analiz için demiş, aynı anda diye sormuş. 3 gösterge kullanabilirsiniz. Bunları kendi destek dirençlerinizi ve trendinizi çizdikten sonra 2 gösterge yeterlidir ama başlangıçta 3 göstergeden faydalanabilirsiniz. Bir yerden sonra zaten o sizin kendinizde de oturacaktır. Dataları takip ettikçe ve piyasayı izledikçe belki tek bir gösterge bile yeterli olacaktır. Ama başlangıçta göstergelerden birkaç, hani birden fazla göstergeden faydalanmak çok daha sağlıklı. Dolayısıyla ilk başlangıçta 3 ile başlayın. Baktığınız zaman içerisinde bu değişiyor. Siz piyasayı biraz daha algılayabiliyorsunuz. Bunları azaltabilirsiniz. Çünkü 5 göstergeyi aynı anda kullanın diyemiyorum. Çünkü bir yerden sonra kafa karışıklığı yaratıyor. Dolayısıyla 3 ile başlayıp onu zaman içerisinde 3 ile devam edebilir ya da 2'ye de indirebilirsiniz. Çok teşekkür ederim Levent Bey. Teknik analiz için kaynak önerimiz, az önce de tekrarlamıştım. Ateşen Aybars'ın teknik analizle ilgili kitabı var. Ateşen Bey bizim enerji bültenlerimizi de yazıyor. Norfiyen bültenden ulaşabilirsiniz. Çok da güzel analizleri var. Faydalanıp üye olup ya da bültenlere o şekilde ulaşma imkanımız da var. Link üzerinden yayından sonra da paylaşacağız. Link üzerinden kayıt açarak kayıt da oluşturabilirsiniz. Gene aynı şekilde Ateş Almayı'nın daha önceden de kendi yayınları da vardı. Onları da önümüzdeki günlerde onlarla ilgili de bir planlama yapılabilir. Abone olursanız oradan da takip edebilirsiniz. Çok teşekkür ederim Uğur Bey. Talebe doğru akışı yönlendirmek çok daha sağlıklı olduğunu düşünüyorum. Çünkü amacımız burada bir fayda sağlamak. Dolayısıyla sizlerden gelecek geri dönüşlere göre eğitimleri planlamak. Uzun bir süredir aslında pandemi nedeniyle biraz eğitimlerden uzak kaldık. Ama bugün bir başlangıcı yaptık. Önümüzdeki günlerde de hem eğitimleri üçe böleceğiz. Teknik analiz eğitimini biraz daha başlangıç, orta düzey ve ileri düzey şeklinde. Hem de göstergeleri en azından Ichimoku gibi, Fibonacci gibi biraz daha üzerinde yoğunlaşılması gereken eğitimleri belki 1 saat olmaz, yarım saat olur, 20 dakika olur. Ama çok daha faydalı eğitim olacağı için bu şekilde yapmak daha sağlıklı olacaktır. Başka sorunuz var mı? Son 1 dakikamız. Başka sorumuz yok herhalde. Hepinize çok teşekkür ediyorum bizi dinlediğiniz için. Yayın bitiminde abone olmayı unutmayın. Dediğim gibi abone olup bültenlerimizden de faydalanabilirsiniz. Piyasayla ilgili kısa vadeli ve uzun vadeli analizleri abone olduktan sonra gün içerisinde bizler aracılığıyla da ulaşabilirsiniz. Son bir soru var sanırım. Hangi göstergeleri önerirsiniz diye sorulmuş. Ben momentum kullanıyorum, hareketli ortalama kullanıyorum ve Bollinger Bandleri kullanıyorum. Siz de bunları kullanabilirsiniz. Bazen parabolik sar oluyor. Hani bunu örneğin ilk etapta deneme yaparken bir paritede, örneğin Euro Dolar paritesinde 3 farklı göstergeyi kullanın. Diğerinde hani öğrenme aşamasında. Aslında bu kişiden kişiye değişiyor hangisini daha iyi analiz edebilmeniz. Hem de piyasada bazı durumlarda, bazı paritelerde ya da
MTA'larda farklı göstergeler daha çok işe yarayabiliyor. Dolayısıyla bunu zamanla oturtacaksınızdır ama en çok hangisini kullanalım diye soruyorsanız ben hareketli ortalama ve Bollinger Bandler derim. Hepinize tekrar çok teşekkür ederim. Bol kazançlı günleriniz olsun. İyi günler. Yayın bitiminde abone olmayı unutmayın lütfen.